Sayın seyirciler, birlikteliğimiz devam ediyor ve sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Arslan Bıçaklı Türksen Başkanı bizlerle birlikte elbette güne ve gündeme dair konularımızı konuşuyor. Yattın mı sanırız? Sana doğru yatıyorum, sana geliyorum evet. Derler ya. Biz de bir yerlere gidiyoruz ama nereye doğru? Bunları konuşacağız efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Estağfurullah. Tabii gündemde yer alan konuları konuşacağız. İlk olarak asgari ücretten başlayalım. Başlayalım. Asgari ücreti belirlenmedi bayağı bir zaman. Daha sonra 55 Türk Lirası belirlendi. 55 Türk Lirası'na sizin itirazınız oldu ve bunu yazılı olarak yapacağınızı ifade ettiniz, yaptığınız açıklamada. Son durum nedir? 55 Türk Lirası'yla ne alırız ne almayız tartışmaları devam ediyor. Hatta insanlar hiç yapmasalar daha iyi olurdu dediler vatandaşlar. Ama iş insanı da hemen kabul etti bunu. Zaten Çalışma Bakanı cebinde gelmiş iş insanları. İş insanları. Tabii. Ve Çalışma Bakanı da cebinde gelmişti zaten 55 Türk Lirası. Dolayısıyla işverenler ve hükümet kanadıyla evet oyu alındı. Evet. Bir de Eylül ayı itibariyle geçerli olacak denildi. Bir ayda öyle kazanılmış oldu. Öncelikle bu konuda neler söyleriz? Günaydın herkese. Tabii insanlara gün aydın dediğimizde milletin günü aydın olmasını istediğimiz için böyle söyleriz. Tabii bu bir arzu, bir istektir. Bir temennidir. Ama bizim ülkemizde insanların günü aydın olması için çok zor. Gerçekten çok zor. Yani belki çok kötü başlıyorum sabah sabah ama gerçekleri konuşmak zamanı geldi geçti. Gerçi biz her zaman konuşuruz da. Peki günü aydın olanlar, havuzlu villalarda yaşayanlar, özel ciplerde gezenler, doğum günlerini Paris'te, İstanbul'da kutlayanlar yok mudur bizim ülkemizde? Var mı? Var tabii. Onların günü aydın değil mi yani her gün? Günü aydındır onların. Ama evine ekmek alamayan, çocuğuna süt alamayan, ev kirasını ödeyemeyen, taksidini ödeyemediği için hapis yatan, taksidini ödeyemediği için, ödemediği değil, ödeyemediği için hapis yatan vatandaşlarımızın günü nasıl aydın olacak? Biraz sonra hep anlatacak bunları. Günü aydın olanlar, gene biraz sonra örnekleyecek, yarım saatte birlikte olalılar. Birlikte olabilirler. Zarar gelmesin günleri aydın olmaktan. Kısacası gelelim asgari ücrete. Yani bugün çok doluyum. Asgari ücreti sordum. Ben başka şey anlatmaya başladım ama asgari ücreti atlamayalım. Onu başlayalım. Ondan sonra her yere geliriz. Meclise de gelirik. Hükümete gelirik. Devlete gelirik. Başbakan'a gelirik, bakanlara gelirik, vekillerine gelirik, hepsine gelirik. Gelecek zaten hepsine evet. Yollarımıza gelirik, sularımıza gelirik, hastanelerimize gelirik. Ne kadar devletten katkı alır halkımız bunlara gelirik. Gelelim. Hep bunlara gelecek. Şimdi asgari ücret nedir arkadaşlar? En az ücret demektir. Neye göre? Bir ülkede insanların yaşamını insanca sürdürebilmesi için gerekli olan en az ücret demektir. Asgari ücret. Bizim ülkemizde de bir yasa vardır. Ve bu yasaya göre asgari ücret belirlenir. Evet. Herkes kendi aklının bayram edemez. Bu yasa nereye söylerse ona göre belirlenir. Bu yasa der ki, 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği en az ücret. Kriterler işte bir insanın temel olarak tüketmesi gereken gıda oranı nedir? Sağlığa ihtiyacı nedir? Eğitime nedir? Giyime nedir? Kuşama nedir? Bunlara bakın. Toplan asgari ücreti belirlen. Yani öyle belirlenmesi gerekir. Yasada bize bunu söyler. Ama bizde nasıl belirlenir?
oturur 10 tane işveren temsilcisi, 5 tane işçi temsilcisi asgari ücreti belirler. Neye göre belirliyor? Neye göre belirler? Bir taraf der ki 50 lira artış verelim ya. O biri der yok bence 50 çoktur. 20 verelim. Diğeri der yok ya çok azdır. 100 verelim. Ne güzel. Böyle asgari ücret belirler. Bütün dünya da bize güler. Her konuda güldüğü gibi bu konuda da güler. Asgari ücret öyle belirlenmez. Sermaye nasıl isterse asgari ücret öyle belirlenmez. Sermayenin temsilciliğini yapan hükümetlerle birlikte oturur sermaye temsilcileri ve birlikte belirler. Biraz önce bilerek söyledim. 10 işveren temsilcisi, 5 de işçi temsilcisi oturur ve belirler diye tepki almadım sizden. Gerçekte yasada öyle demez ama. 5 devlet, 5 işveren, 5 de işçi temsilcisinden oluşur komisyon. Neden mahkemelik değil o zaman bu süreç? Çünkü hayır yasal olarak dünyada ILO kurallarına göre de öyledir aslında. Çalışma hayatında 3 ayak vardır, 3'ü de temsil edilmesi lazımdır orada. Yani işçi, işveren ve devlet. Ama devlet esas görevini bizim ülkede kaybetti. Unuttu, bilmez ne yapacağını. Çünkü zaten devlet en büyük işveren bizde. Evet. Bizde en büyük işveren devlet olduğu için zaten diyorum ki o zaman işveren temsilcilerle birlikte ona 5 olur komisyon. Bizde de asgari ücret Çiğdem Hanım 1977 yılından beridir belirlenir ve uygulanır. Yeni bir şey değildir bizde yapılan. Nasıl belirlenir bu? Bu yasa yine der ki yılda en az bir, en çok üç kez asgari ücret değiştirilir. Değiştirilebilir. Ama yılda en az bir der. Yani bir kez zorunludur. Bu da 77 yılından beridir her yılın Ocak ayında bir araya gelir. Komisyon üyeleri yeterli ya da yetersiz bir asgari ücreti belirler ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girer diye bir zamanlar. Ve bundan bile şikayetçiydik biz. Şimdi onu arar duruma geldik. Sen de bu ülkede yaşıyorsun. Evet. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmamızdı yıllarca asgari ücret öyle belirlenmemizdi tabii. Ya. 1 Ocak 6. ayda işte ve ikinci çeyrek süper, vesaire. Süper. Eğer enflasyon yükselirse, eğer şimdiki gibi dövizde patlama olursa Haziran'da, Mayıs'ta, Temmuz'da, Eylül'de iki kez ya da üç kez asgari ücret değiştirildiği oldu bu ülkede. Yani insanların alım gücüne bağlıdır çünkü bu. Şimdi bizden nasıl yapıldı? 70'lerden beri Ocak ayında belirlendiği yıl içerisinde ihtiyaç olduğunda iki ya üç kez değiştirildi. 2011 yılında ilk kez asgari ücret değiştirilmedi. Yasaya aykırı olarak. İhsan Bey, Başbakan, Şerif Hanım da Çalışma Bakanı'ydı. Sonra Ocak ayında değiştirilmemeye başlandı. Bir geçen yıl, bir de bu yıl. Şimdi tabii benim ismimi vererek bana cevap vermiyor siyasiler. At ortaya atarlar şimdi. Çünkü yani işte bıçaklı böyle dediği değil. İşte bazı sendikacılar der ki Ocak ayında belirlememiz gerekirdi asgari ücreti. Çünkü benim asgari ücretle ilgili yeniden düzenlenmesiyle ilgili belki de 80 tane çağrım var. Yoruldum ben. Çağrı yapmaktan yoruldum. Ama okumadı yasayı. Sayın bıçaklı demezler de bazı sendikacılar açıklama yapar yasayı da okumazlar. Ocak ayında belirlenir diye bir şey yazmaz yasada. Diye cevap verirler bana. Sanki ben bilmem. Sanki ben okumadım. Ben bunları okurken daha siz başlamadınız bu işlere yani. Yoktunuz daha ortada. 33 yıla geldim ben. 33 ömrümü verdim ben bu işe. Bana bir akıl talep etmesin. Hele bu konularda. Mütevazi davranmayacağım artık. Dolayısıyla yazmaz orada Ocak ayında ama usuldür bu. Ve Ocak ayında belirlenen asgari ücret vergiden de muaftır zaten. Ama ben buradan ihbar ediyorum. Kaçıncı da yoruldum zaten. İhbar ediyorum. Diyorum ki
özel sektörde iddiamdır bu. Belki de %60-70'i, hepsini söylemiyorum. Yani içinde düzgün, 8 saat günde çalıştıran, her şeysini yatıran, kıyafetini vesaire veren, mükemmel işveren arkadaşlarımız da vardır. Tabii. Biz burada işveren düşman değiliz ki. Ama emeği sömürmek isteyen işverenler karşıdır benim diklenişim. Ve buradan Çalışma Bakanlığı'na ihbar ediyorum. Kendileri biliyorlar zaten ama ben bir daha söyleyeyim. Günde en az 10 saat, 12 saat, 14 saat çalışan işçiler vardır. Asgari ücretin altında çalışır demektir bu. Asgari ücret bu insanlara verilmiyor demektir. Ben iddia ediyorum Sayın Bakan. Yasaya göre bu ülkede haftada en az bir gün istirahati olması lazımdır işçilerin. Bir gün, en az bir gün haftada haftalık dinlenme saati günü olması lazımdır. Birçok işverenler bunu yapmıyor. Dolayısıyla asgari ücrette de en son oturdular. Arkadaşlar komisyon oturdu ve daha fare bile doğurmadı. Farenin yavrusunu doğurdu bu defa. Fareyi de doğurmadı. Fare de değil, tuhaf bir şey doğurdu. Evet. Tanımlanan. Ve 10 ay sonra, yani bir önce belirlenen asgari ücretten bura, bir yıl sonra aslında, Ocak'tan sonra, 10 ay sonra 55 TL artış yapıldı asgari ücrete. Yani 55 TL brüttedir bu. Nette 48 TL olur. 48 TL artış yapıldı asgari ücretle çalışanlara. Yani kime? 1500 lira, 1550 TL maaş alan insanlara 48 TL daha artış yapıldı. Peki 13 bin lira, 15 bin lira maaş alan siyasilere ne kadar yapıldıydı? Hem de bu yıl içerisinde, hem Ocak ayında, evet, hem Temmuz ayında iki kez yapıldı onlara. 13 bin lira, 15 bin lira maaş alan siyasilere. Ama asgari ücretle 48 TL artış yapıldı. Ben üzüldüm, çok üzüldüm. Rakam ne şimdi o Deniz rakam? Nasıl yani? Yani 10-13 bin lira maaş alanlara ortalama siyasiler, rakam. Siyasiler, milletvekilleri aldığı maaşı söylerim. Yeni bir şey de söyledim. 7 bin değil miydi o? 7-7,5. 7 bin o yıllar önceydi. Yıllar önceydi. Biz geride, orada kaldık. Çok geride kaldınız. Evet. Arkadaşların giderleri çoktur, masrafları çoktur. Yani onun için çok süratle büyür onların maaşları. Evet. Dolayısıyla asgari ücretle 1500 lira maaş alana da 50 TL artış yapıldı. Yani aslında açlığa direkt mahkum edildi. Özellikle özel sektörde çalışan ve sendikasız olarak hem de çalışan özel sektör çalışanları sermayeye emek peşkeş çekildi. Sermayenin temsilciliğini yapan siyasiler sermayeye ucuz emek yaratmak için işçilerle alay edildi. 50 TL, 48 TL artış vermekle işçilerle alay edildi. Aslında işçileri açlığa mahkum ettiler. Ve sonuç olarak da biz buna elbette ki itiraz ettik, edecek dedik. Ama biz söylediğimizi yaparız. İtiraz süremiz de başlayınca, yani resmi gazetede yayınlandıktan sonra asgari ücret itiraz edebilirsiniz. Türk Son olarak biz itirazımızı yaptık. Dedik ki ayıp ettiniz çok. Yazık oldu. Yazıklar olsun size. Nasıl emeğin en yüce değer olduğu söylenen bir dönemde emeğe bunlar yapılırdı. İtiraz ettik ve aslında itirazımızla Asgari Ücret Komisyonu'na bir kez daha yasal olarak yaptıkları bu yanlışı ve ayıbı ortadan kaldırmak için bir hak verdik. Bir şans verdik aslında. Herhalde bu hafta içerisinde oturacak arkadaşlarımız ve belki de bizi de mahcup edecekler. Ve
yaptıkları bu ayıbı ortadan kaldıracaklar. Ve günün koşullarına göre 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği ücret neyse ki bu... Ne kadar olmalı? Bu 2500 ile 3000 arasıdır. Peki de oraya getirirler ve bizi mahcup ederler. Öyle bir şey olsa herkes şoka girer, ben size söyleyeyim. Kimse de öyle bir beklenti yani, yok çünkü. Yani şöyle bir şey Çiğdem Hanım. Şimdi ben geçen gün de söyledim. Bu asgari ücreti belirleyen siyasi otoritedir aslında direkt olarak baktığımızda. Ve sermayenin birlikte işbirliği yaptıkları sermayeyle birlikte karar verdiler buna. Yazıklar olsun dedim. Ama burada bir eksik bırakmayayım. Geçen bir iki kanalda daha söyledim. Burada da söyleyeyim. Eksik kalmasın. Şimdi emekçilere bu ücreti gören, uygun gören, reva gören bu zihniyete bu artışı, bu verilen gülünç artışı emekçilere, reva görenlere yazıklar olsun. Ama bir kere daha bu artışa layık görülen işçiler, emekçiler sandığa gittiğinde bunları kendilerine reva görenlere oy verirlerse onlara da yazıklar olsun. Evet. Çünkü bir dakika ama. Buyurun. Çünkü özel sektörde öyle bir pozisyon var ki hele sendikası çalıştığı için işçiler, insanlar artık yani ayağa da kalkıp bir şey de soramazlar. Geçen gün bana bir işçinin, bir kız işçimizin babası arar beni. Diyor ki Sayın Başkan benim kızımı 12 saat günde çalıştırırlar ya. Asgari ücreti bile vermezler. Bunu nasıl yapacak ya? Bunu bir müdahale etsene. Peki diyorum, bana işverenin ismini ver ve kızının ismini ver. Ya da oğlumun, fark etmez. Onları veremem. Ne için? Ben nereye şikayet edeceğim? Yani nereye müdahale edeceğim? Kime müdahale edeceğim ben? O da çok enteresan. Enteresan ama neden? Neden enteresan? Çünkü diyor adam, eğer ben ismini verirsem işverenin ve kızımın ya da oğlumun, akşamüstü onu işten atacaklar. Beni şikayet ettin diye işten atacak sermaye. Bu acımasız sermaye. Onu işten atacak. Artık dilimi bir bugünden sonra biraz daha değiştireceğim sermaye ile ilgili. Bilerek kullanırım bu cümleleri. Çünkü hep bana olmaz. Yok. Bu ülke yalnız onların değil. Ve buna da devleti yönettiğini iddia eden siyasiler seyirci kalıyor. Seyreder yıllardır. Peki nasıl çözeceğiz bu işi Sayın Başkan? Sen daha 30 senelik sendikacısın. Gidip bu insanları üye yazsana. Sendikalara da gidip hakkını arayasınız bu insanların. Ne beklersiniz? Sorabilirim bana. Ben sen sormadan ben söyleyeyim. Yazamazsınız herhalde. Yazamayız. Herhalde döverler bizi. Neden? Hapse atarlar. Kim atacaksın? Niçin? Devleti yönettiğini söyleyenler. Ben yaşadım. Beni dövdüler copunan. Hapse attılar. Sabaha kadar tülümbelerin üstünde yattım. Ovada tülümbe nedir bileyim? Ovada tülümbelerin üstünde yattım. İfade verdim. Tutuklandım. Hep bunların suçum neydi bilir misin? İşçileri sendikaya yazdım. Bütün suçum bu, başka bir şey yok. Yaz git istersen bir işverene, gel gidelim beraber yazalım istersen iki kişi. Yarım saat sonra onlar işten atılır. Polis gelir benden ifade alır. İzinsiz iş yerine girdim işverenin. Ya da girmesin de gece kahvede bulurum da yazarım. Ya da başka bir yerde bulur yazarsan da işçilerin ismini ertesi gün veririm. O işçiler yarım saat sonra hepsi sokakta. Peki nasıl çözeceğiz bunu? Kolay. Nasıl? Bu sendikalar yasası var ya, hani bizim ülkemiz hukuk devletidir ya ve yasaları ve anayasasıyla yönetilir ya ülkemiz bizim. Bu sendikalar yasasına bir cümle ilave edeceğiz. Ve diyeceğiz ki ülkedeki çalışan, bütün çalışanlar, bütün, özel sektör, kamu sektörü, müktörü, yok.
Zaten kamuda da %30'udur ya örgütlü, zannetmesin bir iki yani kamuda bir örgütlüdür. %70 sendikasız kamuda da. Tabii. Özel sektörde sıfır, orada hiç yok. Bir cümle yazarsak bu yasaya ve dersek ki ülkedeki bütün çalışanlar çalıştığı iş kolundaki bir sendikaya üye olmak zorundadır. Tamam mı? Yeter. Yeter. Hepsi bak dikkat edersen demedim. Hepsi Türksene üye olsun. Öyle bir şey demedim. Herhangi bir sendikaya üye olmak. Çalıştıkları iş kolundaki bir sendikaya üye olmak zorundadır. Olmaz. Olmaz bu. Niçin? Zorunlan insanları üye yapacak sendikalara. Böyle bir şey olmaz. Zorunlan insanları ticaret odasına üye yaparsınız da. Zorunlan insanları sanayi odasına üye yaparsınız da. Mecburen. Medezori. Üye yaparsınız da. Ticaret odasına üye olmayan biri ticaret yapabilir mi bu ülkede? Yok. Kayıt dışı olmuş olur. Olmaz, yapamaz zaten. Yapamaz. O izin verecek. Üye olacağını sonra. Sanayi odasına üye olmadan biri sanayide iş yapabilir mi? Yapamaz. Niçin? Üye olacak sonra. O. Onlara üyelik zorunluluğu, yasal zorunluluk getirirsiniz da. İşçilere niçin getirmezsiniz? Her çalışan bir sendika üye olacak diye. Neden? Neden sermayenin örgütlenmesini yasal zorunluluk haline getirirsiniz da emeğin örgütlenmesini yasal zorunluluk haline getirmezsiniz? Niçin? Korkarsınız sermayeden. Sonra 48 TL artış yapamaz. Sermayeden korkarsınız. Yoksa seçim zamanlarında size seçim yardımı yapmazlar partilerinize. Her şey etekteki bütün taşlar artık bugünden itibaren dökülecek. Bu ülkedeki kimin eteğinde taş varsa herkes döksün arkadaş. Ben dökeceğim. Yoksa seçim zamanlarında size seçim yardımı yapmayacak sermaye. Ondan mı korkarsınız? Niçin? Bunların sebebini söyleyin. Niçin? Yoksa oy satın alabilmeniz için size kaynak yaratmayacaklar mı? Ben söylemem oy satın aldıklarını. Siyasiler kendileri söyler. Bana biri demesin oy satansa gel ispat et sonra. Gel. Ben bilmem. Siyasi parti genel başkanları meclisin kürsüsünden söyler bunu. Oy satın alırlar diye. Ben söylemedim ya. Dolayısıyla burada da özel sektörün ve bütün çalışanların sendikalaşma ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. Emek en yüce değerse ve bu sloganı söyleyerek hükümete gelenler varsa bu söylemi yerine getirecekler. Yoksa lafın andülük olmaz, ben her zaman söylerim. Başkan biz seni çok severik. Nasıl? Lafın an. İcraatınla göstereceksin bana. İcraatınla göstereceksin bana. Burada da emek en yüce değermiş. Değer ise yaptığın icraatlarla göster. Yoksa lafla. Demek ki emek en yüce değermiş, sermayeymiş en yüce değer. Yapılan icraatlarda ben onu görürüm. Kısacası bir şans daha verdik biz Türksan olarak Asgari Ücret Komisyonu'na. Aslında siyasi otoriteye ve yandaşları olan sermaye temsilcilerine. Bir şans daha verdik, itiraz ettik. Bu hafta içerisinde, 7 gün içerisinde zaten bizim itirazımızı oturup komisyon görüşmek zorundadır. Görüşmem diyemez. Ha kabul eder ya da reddeder. O başka bir şeydir. Reddederse ne olacak? Reddederse belirlenen 48 TL uygulanacak. Bunun dışında başka hiçbir şey yapılamaz. Başka bir şey yok. Yapılabilir şu. Yapılabilir ki işte o da örgütlü olması lazım toplumun. Onun için sendikalaşmasını söylüyorum. Yapılması gereken şu. Bana sorarsanız. Keşke öyle bir imkanımız olsa. Sendikalı olsa özel sektörde çalışanlar da, yani emeği sömürülen insanlar da ve desek ki biz size bu hafta sonuna kadar da süre veriyoruz. Bunu eğer günün koşullarına göre
düzeltmezseniz ve bu rakam en az bundan aşağı olursa ülkedeki hayat duracak. Biz emeğimizi artık satmayacağız. Diyebilirsiniz. Başka bir şey diyemezsiniz. Ya da kabul edersiniz. Ya da bir süre beklersiniz. Üçüncü ayak yapabileceğiniz başka bir şey. Çünkü silah alıp anarşizm yaratamazsınız ülkede. Ya da artık bunu da yapamazsanız beklersiniz ilk seçimi. Gidersiniz sandığa, dersiniz ki evet siz sermayeden yanasınız. Bu ülkeyi bugüne kadar yönetenler sermayeden yanasınız. Hadi siz barra eve. Biz denemediklerimizi deneyeceğiz. Emekten yana olan söylemleri kim söylerse onları deneyeceğiz en azından diyecekler. Başka haber bir şey yok. Anayasa mahkeme, anayasa ne der bu konuda? Yani bir devletin ekonomik anlamda vatandaşını geçindirebileceği şekliyle olması gerekir diye bir hüküm yok mudur? Ve bunu bir mesela emekliler Anayasa Mahkemesi'ne gider veya başka bir hak gaspında mahkemeye gidilir. Bu kapsamda herhangi bir hukuki işlem yapılamaz mı? Şimdi Çiğdem Hanım şöyle bir şeydir. Şimdi belki boysam diye sormak lazım bir, ama bilmiyorum. Yok, bu hukuken ben size söyleyeyim. Yani ben hukuk mezunu değilim ama bunu net olarak söyleyebilirim size. Yani 30 yılı aşkın bu işlerin içinde olan biri olarak yani en az bir hukukçu kadar bir yorum yapabilirim size buna. Bunun hukuksal bir durumu yoktur. Neden yoktur? Çünkü kişilerin yorumuna göredir ve devletin belirlediği istatiki bilgilere göredir. Şimdi evet. Şimdi devletin temsilcileri derse size ki benim uzmanlarımın yaptığı hayat pahalılığını vesaire de dikkate aldığımda bu rakam zaten Sayın Başbakan'ın açıklaması neydi? Takip edin. Geçen hafta takip ettiyseniz biz daha yani işte 1.98'i de biz 3.18 verdik. Çünkü bunu devlet planlama örgütü, başbakanlığa bağlı devlet planlama örgütü belirledi hayat pahalı oranını, biz ona göre verdik. Neye göre belirledi devlet planlama örgütü? Mesela o planlamanın içerisinde ayda iki kez uçak biletleri de baz alındı mı? Bu ülkede ayda iki kez kim tatile gidiyor uçakla da geliyor? Asgari ücretli. Ya ben vazgeçtim tatilden. Atıyorum yani bu da alındı tatilden mı? Tatilden vazgeçtim ben. Benim başka sabit bir örneğim vardır bu konuyla ilgili. Bu yani halk arasında da çok konuşulur. Belki bir aydan fazladır. Bu parayla yalnızca şu anda verilen asgari ücretle galiba bir defa senin programında da yaptıydık. Bir simit ve çay. Ve bir de çay yerseniz 1240 lira istersiniz ayda. Başka hiçbir şey yemeyeceksiniz. Bir simit ve bir çay yiyeceksiniz yalnızca. Bu 1240 lira, 300 lira da size kalır artık onu yalnız simit yerseniz. Onun dışında elektrik, su, telefon, giyim, kuşam, sağlık vesaire bilmem ne. Vadeye bilirsiniz ki başka bunları zaten diğer saydığım hizmetleri devlet karşılar. Zaten diyebilirsiniz. Nerede? Rüyamızda. Rüyamızda yattığımızda karşılar devlet onları. Mesela bize içme suyu verir devlet. Değil? İçemezsiniz ki onu. Niçin? Karşılamaz. Sağlık, hastanede yoğundur, bakamazsınız. Gidin özele. Evet. Peki, yollar, yürüyemezsiniz, araba taktık, bilmem ne. Yani devlet hizmetlerini aldığınız için herhalde yeter size bu para diye düşünür belki siyasilerimiz. Yani yanlış da anlamayalım insanları şimdi. Dolayısıyla asgari ücretle ilgili söyleyeceğim son şu. İnşallah hafta içerisinde bizim itirazımızı görüşmek üzere toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu özellikle siyasi otorite ve sermaye temsilcileriyle birlikte 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği en az ücrete getirirler. Bu çok zor bir şey değildir. Evet. Mesajlarımız var, onları size aktarayım. Evet. Çiğdem Hanım işte budur. En sevdiğim adam Aslan Bıçaklı'dır. Çok seviyorum bu adamı teşekkür demiş. Teşekkür ederim. Sorar mısın lütfen demiş. İtiraz etmişlerdi. Asgari ücret ne oldu? Evet. Onu zaten söyledim şimdi. Sorduk zaten. Evet. Sorduğumuz soruydu. Bir başka izleyicimizin yine bir mesajı var. Hemen onu da
paylaşalım. İnternetimiz bu arada biraz yavaş. Hemen açılsın. Evet. Tekrar kontrol etsin bilgi işlem bizim şeyimizi, bağlantımızı. Bir koptuk galiba. Sevgili Orçun. Evet. Şimdi devam edelim. İnternet bağlantımızda bir kopukluk var. Evet. Alamadım soruları ama birazdan almaya devam edeceğim. Cevapsız soru bırakmayız. Cevapsız herkes kalmasın. Evet, herkesin şeyi olsun. Anladığımız bir şeyse cevapları sorular. Peki. Veya evet. Twitter'dan, belki Facebook'ta bir sıkıntı olabilir. Twitter'dan da soru gönderebilirsiniz, öyle söyleyelim. Bu arada Twitter'dan gelen diğer mesajlarımıza da bakalım, onları aktaralım. Diyor ki Aslan Bey çok doğru söylüyorsunuz ama bizim başbakanın yaptığı açıklamadan tek şey aklımda kaldı. Ben solcuyum, bana soru sormayın demişti. Asgari ücretle ilgili içerlemişti bu konuyu. Bunu da bir yorumlar mısınız? Solculara soru sorulmaz mı bu ülkede? Şimdi biraz önce söyledim. Solculara elbette ki soru sorulur. Sağcılara, solculara böyle bir kural yoktur. Sağcılara soru sorulur da solculara sorulmaz. Böyle bir şey yoktur. Ama benim burada, benim ve emek sınıfının, yani benim ve temsil ettiğim insanların, işçilerin aslında adına orada oturması gerekir solcular. Yani solculukla sağcılığın arasındaki fark nedir yani? Dolayısıyla İşte benim de tepkim bunadır. Şimdi Ulusal Birlik Partisi tek başına hükümette olduğu dönemlerde asgari ücreti belirlemedi. Çünkü şöyle söylemler de var zaman zaman. Ya geçmiş hükümet de yapmadıydı bunu. Yani geçmiş hükümet size bir yıl hiç vermediydi. O düştüyse o da mı düşecekmiş koyu? Ya geçmiş hükümeti ben istemediğim için yollattım zaten halk olarak. Yani geçmiş hükümeti beğenmediğim için oy vermediğim halk olarak ve getirdim yönetimden de seni getirdim. İşte farkını gösteresin diye. Dolayısıyla onun için diyorum, emek en yüce değerdir sloganı ile hükümete gelen bir siyasi parti hükümetteyken ve büyük ortak iken hem de bunların olması kabul edilebilir bir mesele değildir. Yakışmaz. Yakışmaz yani. Evet. Dilerseniz biraz da Kıptek'e değinelim. Ekonomik örgütlerin önemli bir açıklaması var. Elektrik kurumunun özelleşmesi için harekete geçtiler. Vay. Tam 8 ekonomik örgütümüz var. Kimmiş bu konuyla bilmem ilgili. Yani. Okumadım. Şey var, Ticaret Odası, yine Sanayi Ticaret Odası. Yine Ticaret Odası başını çeker herhalde. Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği, Genç İş Adamları Derneği, Genç Profesyoneller, Hayvan Üreticileri ve Çiftçiler Birliği, Kıptek'in bugünkü yapısını eleştirmişler. İş Adamları Derneği ve Esnafla Zanaatkarlar Odası buraya dahil değil şu anda. Evet. Demek ki yine birleşti sermaye. Bak dikkat edersiniz. Daha 5-6 ay önceye kadar Sanayi Odası ve Ticaret Odası birbirine söylenmedik laf bırakmadı basının önünde. Açıklamalarda da bulundular. Gene demek ki menfaatler çatıştı. Şimdi arkadaşlara mı soracak millet ne yapacağını Kıptek'i? Niçin özelleştirilsin Kıptek? Niçin? Zarar ettiğini söylüyorlar. Borcu var Kıptek'in ve bunu vatandaştan ve iş çevrelerinden çıkarmaya çalışıyor diyebiliriz. Hani herkesin anlayabileceği bir dilde olsun. Vay vay vay. Vay. Zarar eden, şu anda en büyük zararı olan, bütçe açığı olan şey KKTC devletidir. Bunu ben söylemem. Maliye Bakanları söyler her gün. Ne? Özelleştirilsin o da. Öyledir. Elbette değil, devletin özelleştirilmesi mi olur? Olmaz değil. Olmaz. Devlet nasıl olur o zaman? Devlet nedir yani devlet? Sanayi odası olacak, ticaret odası olacak, yandaşları olacak bunların ve bunlar istediği gibi orada bir kalabalık insanlar olacak. Günde 15 saat insanları çalıştıracaklar, sömürecekler, yatlarda katlarda kalacaklar kendileri. Keyfi alem, seyfi sefa devam edecek.
Emek de esir gibi çalışarak günde 14 saat ve bunlara para yetiştirsin. Devlet budur. Sonra da buna rağmen devlete ödemeleri gereken vergiyi de oturacak temsilcileri ve yasa gücündeki kararnameler çıkararak, yasa da değil, yasa gücünde kararnameler de çıkararak trilyonlarca lira vergi affı ve gümrük üstü affı çıkaracak bunlara. Evet, devlet bu olacak. Yok, yemezler. Devlet bu olacak. Yok, böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Siz Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda hatırlarsanız bu senaryolar eskidi artık. Kıbrıs Türk Hava Yolları batırılmaz ve kapatılmazdan evvel, son lütfen arşivlerinizi bir karıştırınız. Son 3-5 ay ne tartışıldı bu ülkede? Özelleştirilsin mi, özelleştirilmesin? Havalar batıyor. Havalları bitti. Havalları zarar eder. Havalları uçakların işte kirasını ödemedi. Havalları oldu. Havalarındaki çalışanlar bu kadar maaş alır. Havalar oldu. Kattık bir gün sabahtan baktık. Ne oldu? Havalları kapandı. Niçin? Battı. Vay. Kim batırdı? Sen? Ben batırmadım ki. Batıranlar nerede yargılandı? Hiçbir yerde. Niçin? Benim malım değil mizdi havayolları? Dosyalar parlamentoda değil mi? Halkın, bu toplumun malı değil mizdi Kıbrıs Türk Havayolları? Toplumun malını batırdı deyip ülkeye, kamuoyuna açıklanan bir konuda siz açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki battı bu kurum diyorsunuz. Kim batırdı be kardeşim? Niye yargılamıyorsunuz batıranları? Ama konu o değildi. O bir senaryoydu. Cüneyt Arkın filmi gibi bir film hazırladılar, bir senaryo hazırladılar. En son atın üstünde giderken okuna vurulur oğlan. Öyle biter film. Bunların da, bu da yapılan film de öyleydi Kıbrıs Türk Havalarında. O senaryo tamamlandı. Olur mu hiç öyle şey Hasan Bey? O kadar olur. Rakamsal veriler var. Var tabii canım. Nesin? İstersen bak, onu 5'ten çıkar, 5 eksik alır. Değil. Ama 10 olması lazımdı o. Bu da 5 olmalıydı. Yoksa 15 mi olmalıydı bu? Şimdi onu konuşacak. Rakam makam yok burada. Rakamları sen buraya, rakamı ne yazarsan sonucu istediğin rakamı yazdığın gibi sonucu istediğini bulabilirsin. E peki başka bir soru sorayım ben size o zaman. Sorun. Kıbrıs Türk Hava Yolları ve Erkan, Ercan İstanbul, Ercan İzmir, Ercan Ankara gidiş geliş uçak biletlerimiz kaç paraydı Çiğdem Hanım? Şey, Kıbrıs Türk Hava Yolları varken mi? 70, 80. En çok 150, 120. Maksimum. Yani 150. Şimdi kaç para gider gelirsiniz? Ercan İstanbul, Ercan Ankara, Ercan İzmir. Tarihe göre değişiyor. 700. 700? Olduğunda oluyor mesela. Acilse mesela yarın gitmem gerekiyorsa minimum 700 gözden çıkarmam gerek. Vatan sağ olsun. Ne? Ne oldu 700 verirsek? Şimdi 120 verirdik de şimdi de 700 verirsek vatan sağ olsun. Ne oldu yani? Demek ki özelleştirildiğinde ne olurmuş? Böyle olurmuş. Birileri rant elde eder ama bunlardan. Şimdi özel şirketler, gidin bakalım. İstanbul'dan geldim ben geçen hafta. Bir dayak yemediğim kaldı Pegasus'un görevlisinden. Neden? Şirketi dedim ki bankaya gelemiyoruz. 1,5 saattir uçak gidiyor. Gelen girer sıraya, bilin bir düzen koyun. Bir sıraya koyun. Bir şey yapın. Sağımı göreyim ağam dedi. Bana oradaki şov yapma benim karşımda dedi bana. Dikkat et. Tabii saldırsın bana, vursun, dövsün beni. Arkadaşlarım olmasa dövecekler de benim Bekir'e. Kolay değil beni dövmek ama Bekir'e dövecekler de benim orada. Bu hale geldik. İşte özelleştirilsin. Yani özel alsın. Özelleştirme o kadar da korkunç bir şey olmayabilir aslında. Vay. Doğru çalışan bir devlet sisteminde. Vay. Mesela bizim rekabet neydi o rekabet? Kurulu. Kurulu. Yazsın onu. Düzgün çalışsa belki. Ne için hani, çalışmaz? Özelleştirme niçin şey olmayabilir. Niçin çalışmaz o zaman, ben size sorayım. Bu rekabet kurulumuz var bizim daha. Niçin düzgün çalışmaz acaba? Niçin? Bilmiyorum onu. Bilmek. Artık şeyler söylüyor. Peki yani şimdi özelleştirildi Kıbrıs Türk Hava Yolları da. Orada çalışanlar ne oldu? Devlete yerleştirilmediler. Vay.
Ne zaman? Allah Allah. 18 ay sonra. Ne desem? 18 ay bu insanlar nerede yattı, kalktı, ne içti, ne yedi? Tabii onların yaşadığı acılar apayrı. Yani orada... 3 tanesi intihar etti. Bunun faturasını kim ödedi? Kim? İşçiler ödedi gene. 18 ay sonra bunlar devlete alındı. İlk yeni giren çocuk gibi. 25 yıllık emeğini verdi oraya çalışanlar. Devletiydi bu da. O da işvereni. Gene devletiydi onun da. 18 ay sonra o da seçim yatırımı olsun diye inşa aldılar insanları. Asgari ücretine. Sen bir düşün ki senin 3.000-4.000 lira bir maaşın var. Şimdi burada 20 yıldır çalışıyorsun. Sonra seni aldılar. Attılar işten. O bir odaya seni 18 ay sonra o bir odaya aldılar. Seni tekrar işe. Çünkü işveren aynı. Ve 1.500 lira, 1.800 lira. Ya senin aldığın maaşa göre bir düzenin vardı. Bir ev kirası. Bir ev aldın, araba aldın, bir şey yaptın. Gittin, evlendin, yaptın, bir şey yaptın. Masraflarını ona göre düzenledin. Giderlerini ona göre ayarladın. Bu kadar basit mi yani bu? Şimdi de yeni bir senaryo yazıldı gene. Tarık Akan oynar bunda. Yeni senaryoda nedir bu? Basıldı düğmeye, kalktı kahramanlara ya. Düğmeye bastılar, birileri bastı. Herhalde elçilik gene bastı. Birileri hoşuma etmez benim böyle konuşmalar. Bastı düğmeye birileri gene. Ne oldu? Ayağa kalktı sermaye. Kıptek özelleştirilmelidir. Neden? Niçin? Ne oldunuz? Ne oldunuz ya canım? Devletin kurumları sizin en az yarınız kullandığınız elektriği gününde ödemezsiniz, aylar yıllar sonra ödersiniz diye borçlanarak mazot aldıysa ve borca girdiyse Kıptek suç mu yaptı? Niçin özelleştirilsin Kıptek? Efendim Kıptek'te 12.500 TL ortalama maaş alırmış çalışanlar Kıptek'te. Evet, Kıptek'te çalışanların ortalama maaşı 12.500 TL'ymiş. Ve bu Kıptek yönetimi de ne ayıp yapmış gene geçenlerde bilirsiniz. Teminat mektubu göndermiş. Bir daha Gara Mercedes almış. Yönetim kurulu başkanı ve Gara Mercedes'inden gider gelirmiş arada. Yazıklar olsun yanına. Bu kadar kötü durumda olan bir Kıptek gitti bir de Gara Mercedes aldılar. Makam arabası ve Mercedes'inden gider gelir adamı. Ya, haberiniz var mı bunlardan? Gerçekten makam arabası aldı. Haberiniz ona inanmadım. Var. Yani gördüm haberde gördüm ben ama. Ben duydum sizin maaşlarınız burada da 18 bin liraymış her birinizin. Çok şükür. Diyalog da çalışanlara. Çok şükür. Yo 18 minimumumuz. Biz 20 yani 22 30'a kadar falan çıkıyor biz. Tabii. Salla yalanı. Salla yalanı. Yalandan batacak bu ada. Bakın. Bunu ispat ederse hangi yüzsüz söylediyse Kıptek'te ortalama maaşlar 12.500 ise ve Kıptek'te eğer Gara Mercedes varsa ve makam arabası, ben birinin avukatı değilim burada. Ama onu yazan kişi de yani bir düşünmesi ne? Gerekmez mi? Yani var mıdır yok mudur? Mesela ben okudum ama açıkçası böyle inandırıcı gelmedi bana. Yani çok da üzerinde durmadım. Yazar demek sen. Ne yazık ki bazen öyle oluyor. Nasıl olur? Öyle oluyor. Görüyorum ben bazen. Ben şimdi o zaman... İsmet Hakim siyah Mercedes almış makam arabası. Yani öyle bir şey yok. Araba alınmalı zaten. Bırak Mercedes'i araba alınmalı. Öyle bir şey yok. Bir şey yok. Yani... Ve 12.500 TL pompalarlar şimdi halka. Ödeyin bu kadar elektrik parası. Daha 12.500 lira ortalama maaşı var Kıptek'te çalışanlar. Yuh olsun. Bunu söyleyenlere. Bunu ispat etmezlerse namerttirler. O konuda da çağrıyan eğer bunu ispat ederlerse bütün görevlerinden aynı anda istifa edip evime gideceğim ben. O konuda da çağrıyan Cesurer çok açıklama yapıyor yani söylüyor rakamları. Ne yapacak yani şimdi net. Biri bir daş atacak bir kuyuya 50 kişiye gidecek sabahtan akşamlar bunları çıkaralım yukarı. Kıptek zarar eder de Kıptek işte artık özelleştirilmelidir. Kıptek özelleştirilmelidir kardeşim. Kıptek, nedir efendim özelleştirilme? Kıptek özelleştirilmeyecek. Hepimiz aynı şeyi mi anlıyoruz acaba özelleşme ve özelleşmeden? Farklı iki, tamamen iki farklı olaydı. Özelleştirmeden,
Peki özelleştirme demek? Özelleştirme demek. Anladım size kesin de ben. Hem siz anlarsınız hem biz dinleyenler de anlar. Özelleştirme nedir? Özelleştirme nedir? Yani armuttur diyen kendini ne? Özelleştirme demek. Devletin malını bu şikayetçi olan sermayeye peşkeş çekmek demektir. Aynı evet. Fikirde değiliz galiba. Olabilir. Olmak açalım biraz değiliz. Daha bunu. Mesela, özelleştirme demek devletin malını satma demek. Efendim banka teminat mektubu ne demek? Yani bu mudur? Niçin? Niçin yani istendi o? Neden istendi? Niçin açıklayalım. İstendi? Yani benim arkadaşlarımdan aldığım bilgi. Yani sen şimdi büyük sanayide çalışan insanların, işçi çalıştıran ya da iş yeri olan insanlar öyle senin benim gibi 300-500 TL ayda elektrik ücreti ödemez ya. Milyonlardır orada konuşulan. 20 milyar atıyorum. Yani sen iki dönem ödemedin de 50 milyardır. Evet. Ortalama. Banka teminat mektubu vermek sizin için rahatsız etsin. Sizi yani gününde öderseniz, ben sorayım size o zaman. Buyurun. Siz gününde faturalarınızı öderseniz, banka teminat mektubu vermeseniz sizi ne rahatsız eder? Beni rahatsız eden şu olur belki, bana gönderdiğin banka teminat benden istiyorsun da belediyelerden niye istemiyorsun? Onlardan da istenecek. Onlardan da istenecek. Değil mi? Ya da mesela devlet kurumlarından, dairelerden niye istemiyorsun? Ondan da istenecek ama şimdi yani bu kuruma sahip çıkmak için unutmayalım 5-6 ay önce, belki 1 yıl önce bu sendikanın yine baskılarıyla gidip Kıp'taki yönettiğini söyleyen bakanlığın elektriği kesilmedi mi? Belediye ödemez senin parasını yıllardır, elektrik faturasını. Giden kesesin, polisler durur orada kapıda, giremen içeri. Niçin? Ödemez adam kesecek elektriğini. Olmaz, giremen. Peki niçin? İş insanları da özel güvenlik mi tutacak kapıya? Giremezsin işte, mi diyecek? Öyle değil artık işte. Burası elektrik kurumu arkadaşlar, hayır kurumu değildir. Burası enerji üretir ve satar. Evet. Herkes aldığı enerjinin parasını öder. Ödemezsen kesilir. Yani bu anlama, yani bu konuştuğumuz tartışılacak bir konu değil ki. Yani gittin bir markete şimdi ekmek alacaksın. Parasını vermesen verir misin yani? Vermez. Tamam, bu da böyledir. Enerjiyi tükettiysen ödeyeceksin kardeşim. Ödemezsen kesilecek. Bu kadar. Dolayısıyla burada esas mesele o değil. Esas mesele şimdi birileri düğmeye bastı. Geçen hafta durup dururken ağzından baktık. Bir açıklama geldi. Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan. Sayın Taner Yıldız'dan. Efendim? Taner Yıldız'dan sanırım. Tamam. Kuzey Kıbrıs'a kabloyla elektrik getiriyormuş. Bu haberi siz de dinlediniz, okudunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den kabloyla devlet nezdinde bir elektrik akımı gelecekse bunun maliyetinin yüksek olduğu, bu yüzden bunu özel bir şirket tarafından getirilebilme ihtimali olduğunu ve bununla ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığını açıklamıştı. Süpersiniz. Tam olarak cümle buydu. Şimdi doğru. Bir bağlantı kurabildiniz mi şimdi? Güneyde de Kıbrıs'ın KKTC'nin işbirliği yok mu? Ne alaka şimdi? Başka oradan şey. Başka ama bağlantı, yok. Buradan başka bağlantı. Bu başka şimdi konu, bu başka tamamen farklı konudur. Şimdi interconnected dediğimiz yani birbirine bağımlı olabilir. İki yani güneyin zaten yeni bir şey değil ya. Siz bir güneyin kuzeyin elektrik bağlantısı yeni bir şey değil. Yani sanki yeni bir şeymiş gibi bağlanıyor da belveler ortalığı. Böyle bir şey yoktur ya. Aylar yıllardır var bu bağlantı. Niçin güneydeki santraller patladığında Rum'un bizden enerji almadı mı? Evet. 3-5 sene evvel. Nereden bağlandıydık? Vardı bağlantı. Çünkü 4 yerden 5 yerden bağlantı var güneyle. Ama buradaki söylenen o değil. Neydi? Yok, siz Kıbrıs'taki kapadın. Biz elektrik getirdik, bizim şirketlerimiz gelir, size elektriği satar. Siz rahat olun. Ama Kıbrıs'taki kapanması lazım. Bunlar birbirine bağlantıdır. Rastlantı mıdır şimdi? Geçen hafta TC Enerji Bakanı açıklama yapar, buraya kabloyla enerji getirilecek diye. Bu hafta bir bakarak ansızın kıyamet koptu, sanki yeni bir şey varmış gibi Kıbrıs'ta ayağa kalktı sermayenin temsilcileri. Kıbrıs lazım özelleştirilsin. Niçin? Kabloyla elektrik getirsinler bize. Ne oldu? Mesela İngiltere'de de öyle yani bir şey. Yani bir dakika,
Nasıl? Mesela İngiltere'de özel şirketler elektriği veriyorlarmış ve orada da rekabet ortamı olduğu için insanlar dilediği ve istediği şirketi seçebiliyorlarmış. Şimdi, bunda kötülük var mı? Şimdi Şiidem Hanım bak. Yani biz duyarık, okuruk haberleri ama burası ne İngiltere'dir, ne Amerika'dır, ne de Fransa'dır. Burada işte Başom kişinin yaşadığı bir küçük adacıktır. Nüfusumuzu tam bilmeyik ama 300'dür, 400'dür, 500 en çok o civarlarda yaşayan kalabalık insanlar. Ben enerjiyi özelleşirse ve de sonucunda tekelleşirse, ki tekelleşme demektir, özel sektörde tekelleşmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilir misiniz siz? Elbette ki. Ve eğer benim örneğin benim şirketim alırsa enerjiyi bu küçücük adada, ben istediğim hafta hükümet atarım aşağı. İstediğimi de yaptırırım. Vergi de vermem. Ararsa benden alsın, karanlığa boğarım adayı. Enerji gibi çok özel bir konumu olan bir enerjinin enerji konusu özel sektörde olamaz. Aksa'ya bile verdiler. Aksa'ya bile verdiler. Enerjinin %60'ını şu anda üretir ve fabrika çıkışı satar bu topluma. Hı. Ve ondan dolayıdır esas maliyetin yüksek olduğu, bizim sermayenin temsilcileri nerededir? Ya bu kadar zamandır bunlar nedir bu konuyla ilgili? Hiç ağızları açılmaz, sesleri çıkmaz. Ama şimdi nedir konu? Kıptek özelleştirsin. Yok. Özelleştirme demek halkın malını satma demektir. Biz ne şeyi Kıptek'i ya da Kıptek gibi kurumlarımızın, yani devletin malı olan kurumlarımızın satılmasını, bu sermayenin temsilcilerine peşkeş çekilmesini kabul etmeyiz ve buna dikleneceğiz. Bak, gene birileri arı kovanın içine barmacığını soktuysa arılar çıkacak kovandan. Ve gene çalışma barışı bozulacak. Ama gidişat, bozulmaz. Gidişat o. Gideceğimiz köyün minareleri görünmeye başladı. Şimdiden yani jeneratörleri alalım o zaman. Jeneratör meselesi değildir bu. Bu özelleştirilmelidir Kıptek. Yani ne demek? Özerk olacak. Siyasilerin çiftliği gibi kullanılmayacak Kıptek. Eğer özerk bir yönetim olduğunda orada işte BRT'de nasıl ki senin de benim de onun da herkesin de bu sermayenin temsilcilerinde aylarla yıllarla elektrik ödemezlerse biri örgüt başkanıdır. O biri hangi bakanın yeğenidir diye. Elektrik ödemedilerse bu kadar yıldır devletin kurumudur diye, devletin dairesidir diye elektrik ödemeyeceksin diye bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Özel olduğunda işte her ay sonu gelir herkes paracını öder. Ödemez. Başka enerji almaz. Ama bu mesele işte faturada teminat mektubu meselesi özel değil. Özel olduğunda elektrik kesilmeye gidildiğinde polise karşılaşmayacak mısınız benim, o zaman da mesela? Benim malımdır. Benim özel olarak baktığımda işte siyasi telefon edemeyecek polise de bunu yollasın oraya. Siyasi engelleyemeyecek seni. İşte özelliğin maksadı olur. Tamamen siyasetten arınmış. Özel bir yapıyla, yani kim yönetecek Kıptek'i örneğin? İşte, ne bileyim ben işte elektrik mühendisleri odasından bir üye. Ne bileyim ben işte sanayiden bir üye. Ne bileyim ben işte devletten bir üye. Yani bu işlerden anlayan insanlar özel olarak oraya oturacak ve özel bir zihniyetle yönetecek. Siyasiler oycuk aslında yeniden vekil olsun diye ya da yeniden bakan seçilsin diye çiftlik gibi kullanmayacak kurumları. Özetleyin faydası budur. Ama buradaki esas temel sorun bir senaryo çizildi. Bir şey daha söyleyeyim size. Bir yılan meselesi vardır. Ki en son sahibini de yutar. O meseleye doğru giderik. Şimdi burada ne oldu? Bir bakar mısınız ülkenin geldiği noktaya? Bir devlet düşünün ki, devlettir bu. Evet. Havayolu var mı? Yok. Havaalanı var mı? Bir devletin havaalanı yok. Devletin havayolu yok. Hava ulaşımı yok.
Deniz ulaşımı yok devletin. Böyle bir devlet düşünün siz. Sonra başlık geldik şimdi. Ulaşımdan döndük, geldik eğitime gelelim. Eğitimde bana söyler misiniz Allah aşkına? Neredeyse devlet okullarının 3 katına çıktı özel okullar şu anda. Yani o da gitti, o da gidiyor. Sağlığa gelelim istersen. Sağlıkta giden, hizmet alamayan, ertesi gün özel hastaneye giden. Bunlar rastlantı olan şeyler değil. Ya bunları çalıştıran da insan değil midir? Ya ama bunlar rastlantı olan şeyler de değil. Onlar. Şimdi bir özel sektördeki hastaneye gideceğiz. Özel hastaneye gittiğinde sabah 5'te kalkan Yeşilköy'den ya Tepebaşı'ndan ya da Lefke'den ya gelinle kuşağı saat 5'te 6'da kart çıkalasın. Hayır. Sıra numarası. Alasın. Yok. E niçin devlette alasın? Niçin yani? Niçin? Devlet niçin var yani? Yapmasınlar. Yani çok basit kim, şeyler aslında bunlar. Yani kim yapmasın? Denir ki Sağlık Bakanlığı tarafından tam gün çalışma sistemine geçilecek, vardiyalı geçilecek artık nasıl yapılacaksa personelle birlikte performansa dayalı yapsınlar mesela yapsınlar. Maaşları o zaman görelim. Yapsınlar. Hadi yapsınlar. O zaman da sendikalar bağırıyor. Sendikanın alakası yok. Sendikanın alakası yok. Hadi yapsınlar. Hadi sendikanın alakası yok. Kusura bakılmaz. Sendikanın alakası yoktur bu işler. Bu işlerin sendikanın alakası yoktur. Sendikalar yönetmez ülkeyi. Öyle ülkeyi yöneten hayır ya. Yoktur. Nerede? Belli ha yönettik yöneteli, yönettik yöneteli belli. Geçen gün bakanlar kurulunun bir kısmı dövizde yaşanan patlamayı görüşmek ve çare bulmak için Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Başbakanı, müsteşarlar, bir arada danışmanlar, uzmanlar. Bankalar falan. Bir toplantı yaptı. Kim vardı? Ticaret odası yetkilileri, ekonomik örgütler hepsi vardı orada. Allah Allah. Kalabalık bir heyetti. Sendikat bir yoldu ama. Gördünüz siz onu. Hayır yani orada bir toplantı yapıldı. Evet. Normal bir şey yapılması lazım. Ve dövizden dolayı yaşanan patlama ve artık çalışanların ve insanların ve emeklilerin herkesin. Hı-hı. Alım gücünün ciddi biçimde düştüğü ve yaşayamaz hale gelmesi sebebiyle bir dövize bir toparlama gerekir. Yani hükümetin bir tane tedbirler alması gerekir. Evet. Bu konuda onlar hemfikir mi? Burada bir problem yok. Ve hükümet oturur, bir değerlendirme yapar ve ne tür tedbirler alacağını konuşur. Bu normal değil mi Sayın Başkan? Normal değil. Sanayi odası ve ticaret odası temizlenen işi ne yok? Yoksa ülkeyi, ülkenin gerçek sahipleri, gerçek ortaklarıyla beraber toplantı mı yaparlardı? Sektör temsilcileri onlar. Vay! Biz yok muyuz bu ülkede? Emeğin temsilcileri neredeydi? Hastaydı bunlar. Ne olduydu onlara? Yoksa mağdur olan, dövizden dolayı mağdur olan ve zarar gören yalnızca ticaret odası ve sanayi odasının temsilcileri miydi? Emeğin temsilcileri, emekliler, işçiler, memurlar, öğretmenlerin temsilcileri neredeydi? Mağdur olmadı mı onlar? Onların hiç aklı fikri yok mudur bu konuda? Yoksa onlar bu toplantıya katılamaz mı? Niçin? Neden? Bu ülkeyi kim yönetir? Bu ülke kimindir? Aslan Bey, bu konu kapsamda Gökhan Saraç Bey size bir mesaj göndermiş. Şöyle diyor, Aslan Bey'e sorar mısınız lütfen? Dünyada fuel oil 150 dolardan 45 dolara geldi. Kur %20 arttı. Bu ne demek acaba? Elektrik kurumu zam yapmak istiyor. Yakıt 3'te 1'e düştü. Maaşlara karşılık memurlar da 2 aylık banka teminatı versin. Maliyeye ne der buna? Olur, görelim. Rahat. Tamam. Bir sorun yok. Ciddi misiniz? Arkadaşlar bir şey söylerken mesela dünyadan örnek vererek konuşuyoruz biz hep. Bizim Kıbrıslıların farklı bir hastalığı var. Hı hı. Yani zaman zaman belki hepimiz de kullanırız bu cümleyi. Ya bütün dünyada işte hiç yani duyarsınız bunları her gün belki de 50 defa duyarsınız aynı cümleleri. Ya işte bütün dünyada nasıldır bu işler? Bütün dünya işte bunu yaparken biz ne yaparız? Ya biz dünyanın neresindeyiz ki? Bu
Burada bir nokta, bir es verelim. Peki. 5 dakikalık. Sayın Hamza Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi'nde şu dakikalarda açıklama yapıyor. Hayırlı. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanlığına adaylığını açıklayacak. İzleyicilerimizi bir buluşturalım, ardından devam edelim.